Merhaba gençler, alıştırmalarla devam ediyoruz. Ne demiştik? Bol bol alıştırma çözeceğiz, iyice bu konuyu pekiştireceğiz demiştik. Peki hocam, burada nereden bahsedeceğiz? Farkındaysanız ilk defa gördüğünüz şekiller, şükürler ve çizgilerden bahsediyoruz. Eskiden bunları iskelet yapısı, çizgi, bağ formülü diye bahsediyorduk. Şimdi yeni güncel kitapta bunlar yer almıyor. Ancak bunun mantığını ileride çok rahat görebiliyoruz. O yüzden size sadece örnekler üzerinden bunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci olarak şunu söylüyorum. Biz normalde hani diyoruz ya, CH3 tire çektim, CH2 tire çektim, CH3 diyoruz. Biz normalde karbonları bir çizgiyle gösteririz. Nasıl yani? Şöyle bir yapı gösterecekler sana. Her bir köşe noktası bir tane karbona tekamül eder. Tamam mı? Her bir köşe noktası bir tane karbon simgeliyor. O yüzden bizi bu şekilde düz yazmak yerine çizgilerle de gösterebiliyorlar. Ama o hidrojenler, hidrojen hiç kale almak. Hidrojen tamamlıyor kendini. Sen uğraşma diye, kolay gösterim olsun diye bu şekilde çizgi bağıyla da gösterebiliyorlar. Peki gelelim şimdi buraya. Şimdi her bir köşe noktası bir karbonu simgeliyor mu? Yaz hemen köşeleri karbon. Başka herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman 1, 2, 3, 4 normal dizinde bir ne yaptım? Bütan yaptım. En bütan şeklinde karşımıza gelir. Geldim buraya. Bak şimdi. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon. Dümdüz bir şekilde ne yaptım arkadaşlar? Karbon çizdim. Kaç tane? 5 tane. O zaman en pentan diye isimlendirirsin burayı. Şimdi geldik. Bak dallanma gelmiş. En uzun karbon zincirini belirliyor. 1, 2, 3, 4 en uzun. Peki bu ne? Bak bunun gittiği uç. Yani şurası ne? Bu da bir karbon. Şimdi numarada 1, 2 numarada dal çıktın mı? 2'de hangi dalı? Bak bir tane dal gittin. Bir tane karbona gittin. Yani 2 metil. 2 metil. 4 karbonun yapı neydi? Bütan şeklinde isimlendirebilirsin bunu da. Anlaştık mı? Geldim. Biraz daha karmaşıklaştıralım. Her bir köşeyi karbonu koyduk mu? Karbon, 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 karbon. E gittiğiniz uçta hocam karbonu gösteriyordu. Peki ne olacak? Bak dallanma çıkmış. 1-2'de dal var. 1-2'de dal var. İkisi de ne? Metil dallanması. Bir tane karbona gitmiş. O zaman okunuş şöyle olacak mı? Numara verim hatta. 1-2-3-4 diyelim. 2,3 dimetil. Dimetil. Kaç karbonu? 4 karbonu yapı. Bütan değil mi? Dimetil. Bütan olarak karşımıza getiriyoruz. Peki geldim yan tarafa. Her bir köşe karbondu. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon şeklinde geldi. Aa hocam buraya 2 tane daha karbon dallanması gelmiş. Yeni dallanma oluşturduk. Yani burası 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara gelmiyor muydu? 2'de ne var? Metil var. Başka 2'de bir tane daha var. O zaman 2,2 dimetil yaptım. Dimetil. Kaç karbonluyum? 5 karbonu yapın adı pentan şeklinde isimlendiriliyor. Dimetil. Pentan olarak isimlendirmiş olacağız. Geldim sağ tarafa. Bak yine dallanmalarım var. Diyorum ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uç var. Şurada bir tane gitmiş. Burada bir tane, burada bir tane. Hepsini yine metil dallanması. Numara nereden başlayacak? Soldan. Niye? Dallı burası yakın. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara dedim. Şimdi diyorum ki hocam 2'de, 3'de ve karşıda 4'te metil dağlanması var. O zaman ne diyorum? Trimetil. Trimetil. Kaç karbonu? 6 karbonu. Hegzan şeklinde geliyor değil mi? Trimetil hegzan olarak isimlendireceğim. Hegzan olarak isimlendirmiş olacağım. Geldim bu tarafa. Hocam karmaşık bir yapı var. Ne yapacağım? En uzun karbon zincirini seçeceğim. Şimdi çok dikkat et. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara dedim. Şöyle gitsem. 1, 2, 3, 4, 5 numara. Aa hocam daha uzun karbon zincirini seçtim. O zaman karbon, karbon, karbon dedikten sonra aşağıda tek, yukarıda 2 tane var. O zaman şu şekilde götürmem lazım bunu. Peki çömeldim. Numara verin. Nereden başlayacağım numara vermeye? 1, 2, 3'te bir tane metil var. 1, 2'de bir tane metil var. O zaman sağdan numara daha kolay oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde geldi. İsimlendirme ne olacak arkadaşlar? İkincide ve üçüncüde metil var. 2,3 dimetil geldi. Dimetil. Yapım kaç karbon oldu? 5 karbonlu. İsmi de pentan olacak. Pentan. Bu yanına gidiyor ama yer kalmadığı için aşağısına yazdım. Hemen çömelerek devam ettim. Geldim buraya. Hocam nereden başlayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle gitsem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiçbir şey fark mı? İstediğin yerden git. O yüzden şuradan gitmem daha kolay olur. 3, 4, 5, 6. Şimdi çok dikkat et. Burada 2 tane karbon var. Yani burası aslında ne? Etil dallanması değil mi? Burada bir tane var. Burası ne? Metil dallanması. Peki ben nasıl isimlendireceğim? Şimdi sağdan başlasam 1, 2, 3'te dal var. Soldan başlasam 1, 2, 3'te var.
Dallar aynı uzaklıkta, o zaman alfabeye bakıyorum. Etil, metil. Etil öncelikli olduğu için biri buradan başlatmak zorunda kalıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde geldi mi? Şimdi ne diyeceğim arkadaşlar? 3'te etil var. 3 etil. Tire. 4'te kim var? Metil var. 4 metil. Yapım kaç karbonlu? 6 karbonlu. Hegzan şeklinde getirmiş oluyorum. Yani burası ne oldu? 3 etil, 4 metil hegzan olarak isimlendirmiş oldu. Geldik en gıcıksı bir yapıya. Yani dallanmış, budaklanmış bir yapıya. Burası nasıl olacak? En uzun karbon zincirini seçeceğiz gençler. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Şöyle gitsem 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Ama burası çok saçma bir dal oldu. Durun şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, uzun bir karbon zincirini yakaladım. Şöyle gitsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi fark ettiyseniz şöyle gidince 1, 2, 3, 4, 5, 6 da kalıyor. Aşağıdan gidince 7 de kalıyor. O zaman şuradan gideyim mi? 1 karbon, 2, 3, 4, 5. Hangi tarafa gideyim? Bir şey fark etmez. İki taraf da aynı. 5, 6, 7 şeklinde getirdim. Burası benim ana zincirim. Şimdi çok dikkat edin gençler. Bir burası var, bir burası var. Burası ne arkadaşlar? Hocam karbon, başka karbon, karbon. İkinci karbondan bir dal yaptıysam bunun adı izopropil değil mi? Propil. Özel bir köktü bu. Burası ne? Etil. Normalde izopropili getirmek istemiyordum ama izopropil olmadan isimlendirmeyi yapamadım. Mecburen izopropili soktum şu anda içeriye. En uzun karbonu seçtim. Şimdi isimlendirme yaparken ne diyeceğim? Yukarıyı sileyim. Şöyle yapayım. Şu tarafı yazdınız muhtemelen. Şuradaki ismi sileyim. Buraya yeni isimlendirmemiz gelsin. Şimdi isimlendirme kuralına göre gideceğiz. Nereden başlayayım gençler? Soldan başlasam 1, 2, 3, 4 de dal var. Sağdan başlasam 1, 2, 3 de dal var. Sağdan başlayayım değil mi? O zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara geldi. Şimdi okurken izopropille dikkat edin arkadaşlar. İzo ve neoyodu iyi baz alırız. Burada E'yi baz olur. E alfabede daha önce değil mi? O zaman ne diyorum? 3 etil. 3 etil geldi. Tireyi çektim. 4'te kim var arkadaşlar? 4'te izopropil. İzopropil. Kaç karbonluyum? 7 karbonlu. Hep tan şeklinde gelecek. Ne diyeceğiz? Hep tan olarak isimlendirmiş olacağız. Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. Geldim buraya. Bak iyice karmaşıklaştırıyoruz. Ne yapacağız? Normal bir dizilim geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam yukarı gitsem istiyorsan git, bir şey fark etmez. Hepsinde 6 olur. Şurası ne? 2 tane uç var. Bak çok dikkat et. Burası etil. Burası ne? Hocam 2 tane uç var. O zaman burası da etil değil mi? Nereden başlayayım? İki taraf da aynı. 1 numara, 2, 3, 4, 5, 6 geldi mi? Hocam 3 virgül 4 di etil oldu. Di etil şeklinde geldi. 6 karbonlu ne? Hegzan şeklinde gelecek değil mi? Hegzan olarak isimlendirmiş olacağız. Devam ediyorum yan tarafa. Hocam 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon. Bak buradan bir şey bağladığına göre burası da karbonmuş. 5 karbon, 6 karbon, 7 karbon geldi. Burası metil, burası metil, burası metil. Şimdi nereden başlayayım? Sağ tarafta dal var. Sağdan başlamam lazım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 ve 7 numara geldi mi? Şimdi hocam 2'de, 3'te ve 4'te kim var? Metil var. Nasıl metil olacak? Trimetil. Trimetil. Yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? Heptan diyeceğiz. Heptan olarak isimlendirmiş olacağım. Geldim 12'ye. Hocam bu ne? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde getirdik mi? Her bir köşeye bir karbon gelecek mi? Metil, metil, metil gelecek mi? Şimdi diyorum ki hocam 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4, 5, 6 ve 7 şeklinde getirdim. Şimdi ikincide, dördüncüde, altıncıda kim var? Metil var. Nasıl metil? Trimetil. Trimetil. Kaç karbonu? 7 karbonu hep tan şeklinde isimlendiriyordum. Hep tan olarak isimlendirmiş olacağız. Devam ediyorum. Geldim buraya. Bak her bir köşe noktasına geldim. 1, 2, 3, 4. Hocam bu ne? Şimdi şuraya çok dikkat edin. Bazen size böyle çizerler, CL verirler.
Bazen çizerler CH3 verirler. Bazen de çizerler hiçbir şey vermezler. Bu aynı şeyi gösterir. Bakın burada karbon yok bu arada. Dikkat edin. Buraya ne olur? Buraya klorun bağlı olduğunu gösterir. Karbona klor değil. Buraya direkt klor vardı. Buradaki klor şuradaki karbona bağlı. Buraya dikkat edin. Sonra burada karbon, burada karbon var. Nereden başlayacağım? Bariz belli. Buradan başlayacağız. Çünkü burası bir metil, burası bir metil. Şimdi 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara şeklinde getirdik mi? Peki numara vermeye başlıyorum. Hocam 1, 2'de metil var. 2'de metil var. 3'te, 4'te de klor var. 4'te 2 kloru ne olarak algılayacaktık? Klor yani C olarak. Çlor şeklinde geliyor ya. Kloru C olarak algılıyoruz arkadaşlar. O yüzden 4'te klor, clor diye yazayım şöyle. Aklınızda kalsın. Tiremi çektim. 2,2 dimetil. Dimetil. Kaç karbonluyum? 6 karbonlu hekzan şekline getireceğiz. Hekzan olarak isimlendirmiş olacağım. Peki devam ediyorum. Şimdi gençler buraya bir karbon, ikinci karbon, üçüncü karbonu getirdim. Peki hocam burası ne? Bir karbon. Bu ne? Bu da bir karbon. O zaman istersen şöyle çiz. Daha rahat görmüş olursun. Birinci, ikinci, üçüncü karbon arası. İkinci karbona iki tane metil bağlı. O zaman 2,2 dimetil. Dimetil. Kaç karbonum? 3 karbonuyum. Propan diye isimlendireceğim değil mi? Propan olarak isimlendirmiş oldum. Geldim buraya. Hocam en uzun karbon zinciri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersin. Aşağıdan başlasam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman aşağıdan başlayayım. Karbon, 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 karbon. Karbon, karbon, karbon dedim. Peki şurası ne oldu arkadaşlar? Etil grubu oldu. Bak iki tane karbon bağlı. Etil oldu. Nereden başlayayım numaraya? 1, 2, 3, 4 olur. Şuradan başlasam 1, 2, 3, 4. İki taraftan da aynı uzaklık. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Şimdi 4'te kim var arkadaşlar? 4 etil dedim. 4 etil. Kaç karbonum? 7. Hekzaneptan demiştim. O zaman bu ne oldu? 4 etil heptanın yapısı oldu. Heptan şeklinde isimlendirilmiş oldu. Geldim aşağı tarafa. Hocam burada ne yapacağız? Şimdi karbon, 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 karbonu çizdim. Şurada kim varmış arkadaşlar? Metil grubu. Burada brom, burada brom var. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numaraya söyledi. Şimdi arkadaşlar 2'de ve 4'te metil var ya. 2,4 dimetil dedim. Dimetil. Dimetil. 5'te kim? Pardon. 3'te kim var arkadaşlar? 3'te metil. Dimetil niye dedik ya burada? Şunu sileyim. Arkadaşlar dibrom olacak burası. Hep metil metil yazıyoruz ya alıştık. Ah şöyle diyeyim. Dibrom. Hocam kaç karbonu? 5 karbonuyum. O zaman altına yazın bunu da. Pentan şeklinde gelen bir yapıdır tamam mı? Yani isimlendirmesi burası oldu. Şimdi geldim hoppa buraya. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle gitsem 6. 6, 7. O zaman aşağıdan şöyle gideyim değil mi? Dallanmaya bakıyorum. 1, 2, 3'te metil var. Burada 1, 2, 3'te metil var. Tamam. Sonra 4'te etil var. Burada 4'te etil var. İki tarafta aynı uzaklık. İstediğin taraftan git fark etmez. 1'i yazdım, 2'yi yazdım, 3 koydum. 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi, 7 geldi. Şimdi alfabetik öncelik kimdeydi? Etildeydi. O zaman diyorum ki 4'te etil var hocam. 4'te etil. Tiremi çektim. 3'te metil var, bir de 5'te metil var. O zaman 3,5 dimetil. Dimetil. Hocam 6 karbon bak. Hekzan heptan. O zaman 7 ne oldu? Heptan şeklinde isimlendirmiş oldum. Yani isimlendirme kuralımız böyle geldi. Geldik saçma sapan şekiller çizilmiş yapıya. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? En uzun karbonu seçeceğim. Nasıl seçeceğim ben de bilmiyorum. Bakalım. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon. Bu kesin zaten. Geldim 5. Şimdi nereye gideceğim? Aşağı gideceğim. Garanti. Geldim şöyle 6. Şöyle gitsem. 7, 8. 6, 7, 8, 9. Aha en uzunu yakaladım. En uzun karbonu şöyle yakaladık. İğrenç bir karbon yazılımı oldu. Şimdi farklı renk alalım. Yanlış yapmayalım. Şurada kim var arkadaşlar? Bak. Karbon, karbon, karbon. Burası ne? İzo. Bak. İzo propil yapısı değil mi? Propil. Peki hocam şurada kim var? Etil yapısı var. İki tane karbon var. Şurada kim var? Metil yapısı şeklinde karşımıza gelecek. Sıralamaya göre gittiğimizde alfabetik öncelikten gidiyoruz artık. Ter döküyoruz burada. Nereden yapalım? Nereye yazalım bunu? Şurayı siliyorum gençler.
Bunun olduğu yere doğru yazalım. Alayım farklı renklimi, alamadım. Şurada. Lan gelsene. Heh, en sona yakaladım. Kimi? Mor rengi alayım çünkü bu bizim pertimizi çıkarttı artık. Mor renkte ne diyecek arkadaşlar? Sıralamaya göre geldi. Nereden başladın numara vermeye? Dallanma sağdan daha yakın olduğu için. Bir numara... Ne olduk ya? Şu an test ediyoruz gençler. Bir numara, iki numara, üç numara, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İlk defa dokuza çıktık. Şimdi üçüncü karbonda metil var. Dörtte etil var. Beşinci karbonda izopropil. En alfabede yakın kim? Dört etil değil mi? Çizdim dörde etil dedim. Dört etil. Tire. Alfabetik öncelikle I'yi baz alıyoruz. Burada M'yi baz alıyoruz. İ'yi önceyi aldım. Kaçta I var? Beşte izopropil. İzopropil. Propil. Tire mi çektim? Üçte kim var? Metil. Üçte metil. Artık bitti dallanmalar. Kaç karbon? Dokuz. Bak. Metan, etan, propan, bütan, pentan, hegzan, heptan, oktan, nonan. O zaman yapının adı nonan şeklinde karşımıza gelecek. Aha da bizim adımız bu olacakmış diyoruz. Evet gençler, çizgi bağı gösterdik. Birazcık zorlandık son örnekte ama hepsini çıkartabildik. Olayımız neymiş? Her bir köşe noktası bir tane karbon simgeliyormuş. Dikkat etmemiz gereken bölgelerden bir tanesi şuymuş. Bazen bize şöyle çizgide bırakırlar, bazen buraya CH3 derler. Hem karbon hem CH3 yoktur. Burada sadece bağlı olan yapıyı açık da gösterebilir, kapalı da gösterebilir. Her ikisini de yapabilirler arkadaşlar. Sadece buna dikkat edin yeter. Evet gençler, bu dersimizin de sona geldik. Bir sonraki alıştırmada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.